Ee, şimdi geldik hocam Avrupa'ya Şampiyonlar Ligi müziği çalacak çarşamba akşamı burada Rams Park'ta Seyran Tepe'de. Ee, evet şöyle özlemiştik. Bir, şöyle bir, Türkiye olarak özlemiştik. Valla özledik hocam be. Fixtür orada. Kopenhag'la başlıyor Manchester. Bayern içeride dışarıda. İçeride Manchester ve yine dışarıda Kopenhag. Sen hep dedin ki iyi başlamak çok önemli. Mutlaka 3 puanla başlamak lazım. Hocam bir de oynayacağın takım kafadan senin rakibin. Tabii. bak Oynayacağın takım. Ha yarın Manchester'ı yenersin o ayrı bir olay. Sen Bayern'i de yenersin futbolda. Çünkü her şey var. Evet hocam. Ama cool. Kopenhag önce senin rakibin abi. Kopenhag önemli bir maç. En kötü yenilmeyeceksin. Ama oyunca, mutlaka kazanılması lazım. Dışarıda yenilmeyeceksin tabii. de. Yani Öyle bir görüntü var burada. Evet. Evet. Sonra mi? bakacağım diğerlerine. Ha, ha Komaç Marca... takımı da bak hocam 8 maç oynamış bugüne kadar. Hani konuşuyoruz ya hep onların durumu hmm. ne diye. 6 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet. 18 gol atmışlar ama 9 da gol yemişler. Danimarka Ligi'nde 1. sırada eee Kopenhag ama hani gol attığı kadar Gol yemeye de sanki müsait. müsait bir takım görüntüsü veriyor. Ee, bizden biraz daha yani bizim 5. haftamız onların 8. haftası geride kalmış. Onların durumda. da herhalde şeyleri aslan mı? Benziyor bak Hocam görüyor. aslan ya. Değil mi? Aslan aslan. Aslan, aslan. aslana bak. karşı. <laughs> değil mi bak iki aslan bak. Valla görüntüsü aslan onun eğer biz yanılmıyorsak. Evet ama o aslan da bu aslan çirkin gözüküyor ya. Hocam bu aslan... Biraz yani, çakma aslan gibi. Çakma aslan. Gerçek aslanla bakalım ne yapacaklar. <laughs> Ama güzel maç olur. Tabii fizik e, kaliteleri üst düzeyde takımlar hocam. Gol yemeyecek. Gol yemeyecek. Ha Cornelius var burada. Gol Trabzon'dan giden. Evet. Hocam gol yemeyecek. Sağlamı Gol yemeyecek. Sağlam, arkanı sağlam alacaksın hocam. Evet. Avrupa'da arkanı sağlam. Yemeyeceksin abi. Yemeyeceksin abi. Isıracaksın yemeyeceksin. Atarsın. Evet. Galatasaray atar. Atar, Ama atar. yemeyeceksin, doğru söylüyorsun. Galatasaray bir şekilde gol atar, goller de atar ama ama yemeyeceksin. Yememek lazım. Galatasaray bazen çok kolay pozisyon veriyor. Ve pozisyon verirken diyorsun ki Allah gidiyor. Rakip gidiyor diyorsun. Yani gözüküyor. Mesela eleme maçlarında bir iki karşılaşmada, Molde maçında falan da onu gördük ya. Mesela Tabi bu artık daha bir üst seviye, daha motivasyonu falan farklı olacaktır da Burada tabii teknik adama da büyük iş düşüyor hocam. Şampiyonlar Ligi. Çok. Teknik adamın da bayağı bir becerisi lazım. Ama aldım. herkes için de bu kendini gösterme maçı. Teknik Kaç adam için. Kaç sene sonra de. giriyoruz böyle? Ee, 8 miydi 11 miydi ya Ercan? Kaç sene sonra biz Şampiyonlar Ligi'ndeyiz? Öyle bir şey. Ya 8'di ya 11'di hocam. Şimdi bakıyorlar. Ee, hatırladığım ee, yanlış yönlendirmeyeyim. Şimdi editörlerimiz baksınlar ama he, eğer iyi gidersek seneye playoff. Biraz daha iyi gidersek ondan sonraki sene direkt katılırız. Tabii. Şimdi, bu sene 3 tane eleme oynadık. Seneye bizim şampiyonumuz ya direkt playoff'tan başlayacak. Maç yapıyorsun ya ben, canım. Yani biz daha Ulan bir dakika lig bitti falan hop derken bir baktık maç oynanmaya başladı. Senin Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak takımların İtalya'da, Antalya'da, Yunan'da tatil yaparken Tabii. sen top oynuyorsun. Onlar tatil yapıyorlar. Adam kumda şey yaparken güneşlenirken Onlar sen, o, top şey yapıyorlar, ayırlar, sen top oynuyorsun. Onlar o şey yapıyorlar. Güneşi ayıran sen top oynuyorsun. Aynen hocam. O yüzden çarşamba günü can gönülden başarı diliyoruz. Hepsi abi. Fenerbahçe, Yok, Beşiktaş. Hepsi. Fenerbahçe, Beşiktaş hepsi abi. Tabii, tabii. hepsi lazım. Hepsi. İçeriye bırakalım, dışarısı önemli. Şimdi tek dalalım. E, bir de perşembeye bakalım. Bugün bu arada çarşamba günü gün boyu canlı yayınlarımız olacak, onu belirtelim. Yani Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir falan oynadı önceki 2 3 yıl önce de Galatasaray'ın ya 8 ya 11 ya yanlış söylemeyeyim de. E, şimdi Fenerbahçe North Shields'la başlıyor eee Spartak Tırnava, İç Dış Ludogorets Ludo maçlarının yine North Challenge, yine Spartak Tırnava maçıyla Fenerbahçe bitirecek. Fenerbahçe'nin rakibi de bu North Zealand. Şu anda e, az önce gördük ya Danimarka takımı Copenhagen. Evet. Orada aynı ligde 3. sırada o da. Bu hafta maç yaptılar 2-2 bitti. 8 maç onların da 5 galibiyeti var. Eee 2 beraberlik, 1 beraberlik fazla yani. Eee şey 6 galibiyet bir beraberlikti. Bunların 5 galibiyet 2 beraberlik. 21 gol atmış. 8 gol yemiş. Biraz daha golcü. 7 gol de deminki de 9'du bu 8. Ligde de 3. sırada North da iyi gidiyor demek ki. Evet. Hani çantada keklik bir takım olmadığını e, söylemek mümkün. Bakalım. E, orada e, Bulgar Onunla takımı... beni orada kaplan mı ne? Hocam bu da benim gördüğüm bir Bengal kaplanını alındırıyor. Bu Danimarkalıların aslan kaplan durumunda bir şeyleri var anladık. Halbuki orada dağ ayıları falan vardır abi değil mi? Yani kuzey ha. geyik vardır, ayı vardır orada. Soğuk çünkü orada. Valla bu benim gördüğüm üzerindeki o şeylere, çizgilere de bakacak kaplan. olursak... Bayağı bir Bengal kaplanı havasında ama... Bilemiyorum. Şimdi şey yapmayalım. Orada var demek ki bunu yapıyorlar abi yani. Evet. Vardır bir şey. Bir de Beşiktaş'a bakalım. Var var. Mı? Hem aslan hem kaplan. Hı. Danimarka. Bir ara Danimarka'nın kulüp logolarına bakalım arkadaşlar. Bak ne güzel kulüp bürüş. Ee, Beşiktaş'ın brüj deplasmanı. Yine zor maç. Lugano, Bodo içeride dışarıda. Dışarıda içeride. Yine Kulüp Brüj Lugano ile bitecek. Kulüp Brüj Belçika Ligi'nde 3. sırada 6 maç geride kaldı orada da. Bir maç fazlaları var. 4 galibiyet, bir beraberlik, bir mağlubiyet. Leblebi gibi gol atıyor. Brüj 19 gol atmış. Bu Lugano altı şeyin olduğu yok. yer mi? Ee, İsviçre. Söyle e, gölün olduğu ha, yani, Lugano. Komo Gölü şey, ne gölüydü? Leman Komo. Yok abi, Komo hikaye. Ben Komo'ya da gittim, Lugano'ya da gittim. Hı -hı. Oğlan İtalya'daydı. Bu Lugano çok güzel, güzel bir yer. Gittin mi? Gittim. Çok da gittim... ama ben Komo'yu yani. beğenmedim ya. Beğenmedim abi. Ne var? Komo'da bir alt yok... çıkıyorsun tepeye. İşte birisi gelmiş oraya bir Komo hikaye. <laughs> Lugano çok güzel. Lugano evet. çok keyifli güzel. bir yer. Yani gidenler evet. yani çok fazla hoca oralar söyleyeyim. ya. Yok hocam be her yer var. Güzel yerler var. <laughs> evet. E, vallahi Beşiktaş'ın tabii güçlü bir takım kulüp bürüyüş e, zor bir maçla başlıyor, deplasmanda başlıyor hocam. İnşallah evet, Beşiktaş biraz dikkatli olacak. Önce önce mental olarak Şenol Hoca'nın toparlaması lazım. Hani buradan iyi bir skorla dönülürse lige de olumlu etki eder. E, aksi takdirde Allah muhafaza yani. Hocam Beşiktaş'ta yük e, herkese eşit binmiyor. Evet. Beşiktaş'ta büyük bazı futbolculara fazla biniyor. Başta Jason Fernandez olmak üzere. Evet, işte Fernandez. Abu işte Bakar, Abu Bakar filan. E, say bana üçüncüyü. Zor. Takım Beşiktaş Mert. takımı. Mert'i oynayacak. E, Mert de ne yapsın abi yani kalecisin. can bir yerde. Yani daha daha kadar. Artık sen de hata yapacaksın. E, şimdi yani. bana say abi bak, koca, koca beşiktaş takımı diyorsun. Fernandez, şey Abu Bakar. Say bana üçü kaleci tamam ama o çocuk da abi kaleci yani nereye kadar bir yere kadar oynuyor yani Beşiktaş'ın biraz daha farklı bir işler yapması lazım ama biz biliyorsun işte Beşiktaş 10 galibiyet, 10 mağlubiyet, şey, 10 galibiyet, mağlubiyet yok filan dedik hep öyle konuşuyoruz. Ama değil işte şimdi gerçeği göreceğiz Avrupa'da. Avrupa'da aslında bütün takımlarımız için gerçeği göreceğiz. göreceğiz. Onun için de yani... bir ay sonra hocam her şey gözükecek. Evet ne alt olduğumuz, iyi miyiz, kötü müyüz, orta mıyız? Göreceğiz. İyi, iyi kadrolar kurulundu. He hocam müjde Ankara gücü bir bir yapmış. <laughs> Moruk salatmış. Aa, hocam Ankara gücü ne yapalım? Gerçek bu bayrak sallanıyor evde. Bak. Ha, yeni o şey değil mi? Alır mı arkadaşlar arkadaş ya Göremez ki. Görür mü? Al bakayım İçinde yakına. logosu var bak. Al bakayım yakına bak. Buyur. Bir dakika bu tarafta. Hocam hocam hafif çevir. Biraz daha işte burada. He. İşte. Kızıl maske gibi vallahi hocam. <laughs> Kodum bu oturtur. Onun böyle bir kuru kafalı yüzüğü vardı değil mi? Kızıl evet. maske. Fantom Evet ya. Vay hocam vay. Bak ama, geldi ha. Ama kızanları olmadı değil. Niye? <laughs> yüzük için. Niye? Hayır. Yüzük kimin yüzüğü hocam? Benim müzik hayır hayır hayır. Konuştuk ya. he o <laughs> آو جواب سایه آو جواب نه بی مجبورم من دیشتم